hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Salt Yedi Türk Çocuğa hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Eğer ilk kez ekranlarını, Salt Yedi Türk ekranlarını saat tam 4'te açan arkadaşlarım varsa ve acaba kim bu abla diye düşünüyorsanız, sevgili arkadaşlarım, ben Nora ablanız hafta içi her gün pazartesiden cumaya kadar Salt Yedi Türk ekranlarında sizlerle buluşuyor oluyorum. Arkadaşlar, bugün sizlere bir soru sormak istiyorum. Aranızda kitap okumayı seven var mı? Okuduğunuz kitaplar var mı? Nasıl kitapları daha çok seviyorsunuz? Bol resimli mi? Bol öykülü mü? Bol yazılı mı? Nasıl kitapları daha çok seviyorsunuz? Ben bunları çok merak ediyorum. Çünkü arkadaşlar, ben de kitap okumayı çok ama çok seviyorum. Hatta bugün sizlere bir kitaptan çok kısa bir cümle okuyacağım. Küçük Prens kitabı. Ben bu kitabı çok seviyorum. Sizler belki etrafınızdan daha önce duymuşsunuzdur. Bu kitaptan sizlere bir cümle okumak istiyorum arkadaşlar. Programı böyle açmak istiyorum. Evet, bu bir Küçük Prens'i anlatan bir hikaye. Küçük bir prens var bu hikayede. Uzun bir hikaye bu. Ama sadece buradan bir cümle okuyacağım. Sonra tilkiyle buluşmaya gitti Küçük Prens. Hoşça kal dedi. Hoşça git dedi tilki. Bu bir vedalaşma sahnesi anladığımız kadarıyla. Sanırım Küçük Prens ile tilki arkadaştı hatırladığım kadarıyla. Vereceğim sır çok basit. İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Benim size okumak istediğim bölüm buydu arkadaşlar. Bu cümleyi okumak istedim. Ne dedi biri diğerine? Sana bir sır veriyorum dedi. İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Arkadaşlar, yürek dediğimiz şey ne, kalbimiz mi? Bir organ mı bu? Yani hani böyle kan pompalayan, pıt tık 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 atan bir organ mı? Bence bu daha çok duygularımızla ilgili bir şey, yüreğimizle ilgili bir şey. Yani daha derinlerde, içimizde bir yerde olan bir şey. Peki sizce yüreğimizin gözleri var mı arkadaşlar? Yüreğimiz nasıl görüyor? Burada bahsettiği şey, bence benim fikrim, biz insanlara gözlerimizle değil, yani gözlerimiz, çünkü normalde birine baktığımız zaman ilk neyi görür? Onun ne giydiğini, saçının nasıl olduğunu, boyunun nasıl olduğunu, kilosunun nasıl olduğu ile ilgilenir gözlerimiz. Ama bizler yüreğimizle, yani hissederek ona baktığımızda, hissederek onun nasıl biri olduğunu anlamaya çalıştığımızda, işte o zaman sevgili arkadaşım, doğruyu görebileceğimizi söylüyor bu kitap. Şimdi size bu okuduğum kitapla birlikte birazdan bir görev vereceğim. Bu görevde tabii ki de bir kitapla ilgili bir şey, kitapla ilgili, kitap okumakla ilgili bir görev sanırım sizleri bekliyor. Ama ondan önce gidelim şöyle güzelce Ege'mizi izleyelim ve onun ardından burada buluşalım. Bir ev örümceği kızartılınca tadı fındığa benzer. Hatta uzak doğu ülkelerinde enfes bir yemek olabilir. Düşünsenize, örümcek kebabı. Aksolotl'lar akciğerleri olmasına rağmen solungaç solunumu yapabilir. En uzun milli marş Yunanistan'a aittir. Tam 158 kıtadan oluşur. Bu yüzden olimpiyatlarda Yunanistan altın madalya kazandığında insanlar saatlerce ayakta durur. Düşünsenize, geri alıp ikinci kez açıyorlar. İstiklal Marşı aslında 9 kıta bir benddir. Bunun yalnız iki kıtası marş yapılmıştır. En hızlı kas, gözümüzü kırpmamızı sağlayan kastır. Hızı 2 milyarda birdir. Bence olimpiyatlara bu eklenebilir, göz kapaklarınızı yarışması. Bir öpüşmede 250 parazit değişimi yapılır. Öpüştükten sonra aldığınız parazitleri beğenmezseniz değiş tokuş yapmayı unutmayın. Sevgili Ege, sana çok ama çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın. Evet arkadaşlar, şimdi de sizlere dönüyorum. Sizler görevinize hazır mısınız? Hazırsanız 3'ten geriye doğru sayacağım ve ekranlarımızda bugün Nora abinizin sizler için hazırladığı görevi göreceksiniz. 3, 2, 1... Arkadaşım, yeni görevin bir kitaba başla ve onu bitir. Ve bu kitabın ne olduğunun bir önemi yok. Sadece senin için faydalı kitaplar olmalı. Bu yüzden ailenden ya da öğretmenlerinden fikir alabilirsin. Okuyacağın kitabı onlar görmeli ve onlar o kitabı okumana izin vermeli. Ondan sonra da seçtiğin kitabını okuyabilirsin.
Arkadaşlar kitap okumak gerçekten çok faydalı bir şey. Bir kere bizim aslında böyle daha geniş, daha böyle büyük ve birçok şey hakkında fikir sahibi olabileceğimiz şekilde düşünmemize yardımcı oluyor. Fikirlerimizi yeniliyor. Bize hiç bilmediğimiz hikayeler hakkında yeni şeyler anlatıyor. Mesela biz kendi hayatımızı yaşıyoruz ama bir kitap okuduğumuz zaman başka birinin, başka bir karakterin neler yaşadığı hakkında fikir sahibi oluyoruz. Yani bir başkasının hayatını izlemek gibi ve onun hayatında neler hissettiğini bilmek gibi bir şey. Yani aslında kendimizin dışında, bizim dışımızda da insanlar bir şeyler yaşıyorlar, bir şeyler hissediyorlar ve bence bunları anlamaya çalışmak çok güzel bir şey. İşte bu yüzden arkadaşlar benim size verdiğim görev bu. Sizler lütfen hangi kitabı seçtiyseniz bizlere ulaşın arkadaşlar WhatsApp'tan. Nora abınıza paylaşın, acaba hangi kitabı okuyorsunuz? Hoşunuza gitti mi? Resimleri güzel mi? Hikaye güzel mi? Belki bana ve diğer arkadaşlarınıza da kitap önerileriniz varsa tavsiyede bulunabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Şimdi ben de size birkaç tane kitap tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Aslında ben bunları okumadım ama tavsiye aldım sevgili arkadaşlarım. Birkaç tane kitap ismi geliyor şimdi. İsterseniz not alın ve tabii ki ailelerinize sorun. Birlikte bu kitabı okuyabilirsiniz, bu kitapları. Bir tanesi Suyu Sevmeyen Krokodil. Bir Kurbağa Gibi Sakin ve Dikkatli. Bu da başka bir kitap. Bir diğer kitap Leo ve Cesareti Arayan Geyik. Ve bir başkası Minicik Ayılar Okula Gidiyor. Arkadaşlar bunlar çok güzel kitap isimlerine benziyor ve bence içindeki hikayeler de çok ilgi çekici. Mesela minik ayıcıklar okula gidiyor. Bizler okula gidemediğimiz bu günlerde okulu özlüyoruz ve okula gitmenin nasıl bir şey olduğunu hatırlamak istiyorsanız bence bu kitabı alıp okuyabilirsiniz diyorum sizlere. Şimdi bu kitap tavsiyesiyle birlikte artık ikimiz de siz de biz de birazcık dinlenelim. Haydi bakalım gelin şöyle oturalım rahat rahat gidelim kumdaki hikayeleri izleyelim. Rapisa ile birlikte iki haydut da çarmıha gerildi. Biri sağında, diğeri solundaydı. Çok acı çekiyorlardı. Rapisa'nın acısı çok daha fazlaydı. Bedenen büyük acılar çekiyordu. Dövülmüş, kırbaçlanmış, türlü eziyetler çekmiş ve çarmıha çivilenmişti. Ama ruhen çektiği acılar da büyüktü. İhanete uğramış, reddedilmiş, aşağılanmış ve inkar edilmişti. Çarmıha gerilmiş olan yanındaki suçlulardan biri, ''Sen Mesih değil misin? Hadi kendini de bizi de kurtar!'' diyerek İsa'ya küfretti. Diğer suçlu ise, ''Biz işlediğimiz suçlarla ölümü hak ettik, ancak o hiçbir şey yapmadı!'' diyerek arkadaşını azarladı. Ve Rab İsa'ya seslenerek, ''Ey Rab, kendi egemenliğine girdiğinde beni de an!'' dedi. Rab İsa ona şöyle cevap verdi, ''Sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın.'' Başkâhinler ve yöneticiler İsa çarmıhtayken yanına yaklaşıp ''Birçok kişiyi kurtardın, kendini nasıl kurtaracağını bilmiyor musun?'' Yanlarındaki bazıları da ''Sen Tanrı'nın oğluysan çarmıhtan kurtul da görelim!'' diyerek Rab İsa ile alay ediyorlardı. Ancak İsa babaya seslenerek ''Baba, sen onların günahlarını bağışla, çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar!'' diyerek dua etti. Çarmıha gerilmek muhakkak ki herkes için çok acı vericidir.
Bu acılar ile Rab İsa çok susamıştı ve su içmek istedi. Askerlerden biri bir sünger alıp ekşi sirkeye batırarak sopanın ucuna bağlayıp İsa'ya içirdi. Daha sonra öğle saatlerinde güneş battı ve her yer karanlığa gömüldü. Tapınağın perdesi ortadan ikiye ayrıldı ve büyük bir deprem oldu. Rab İsa yüksek sesle "Baba, ruhumu ellerine bırakıyorum!" diye bağırdı ve Rab İsa çarmı üzerinde öldü. Vali Pilatus çarmıhtaki cesetlerin indirilmesi için emir verdi. Hazırlık günü olduğu için Şabat gününden önce cenazelerin çarmıhtan indirilmesi gerekiyordu. Askerler çarmıhtaki iki suçlunun bacaklarını kırdılar ve İsa'ya geldiklerinde ise onun ölmüş olduğunu gördüler ve bacaklarını kırmadılar. Askerlerden biri mızrak ile Rab İsa'nın böğrünü deldi. Rab İsa'nın böğründen kan ve su aktı. Bu bölümün de sonuna gelirken şu güzel ayetle veda edelim. Hiç kimse de insanın dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur. Yuhanna 15. bölüm 13. ayet. Arkadaşlar izledik kumdaki hikayeleri. Şimdi sırada dünle ilgili bir şey var. Dün ne yapmıştık biz? Nasıl ne zaman bölümünü yapmıştık? Özür dilerim, nasıl ne zaman değil. Tamam, ben sizi şaşırtmış olayım. O zaman madem sizi şaşırttım, nasıl ne zaman bölüm yok şimdi sırada. Ama acaba hangi bölüm varmış? O zaman gelin hep birlikte görelim şimdi sırada ne var. Sen ne yapardın bölümünde yine beraberiz sevgili arkadaşlarım. Şimdi dün bir soru sormuştuk sizlere ve bu soruyla ilgili sizden gelen cevaplarınız bizleri çok mutlu etti. Çoğunuz çok güzel cevaplar yazmışsınız. Ama bugün hep birlikte acaba hangisinin bizler için daha doğru olduğunu, hangisini yapmanın bizler için daha iyi olduğunu birlikte konuşacağız. Ama ondan önce kısaca sen olsan ne yapardın bölümündeki sorumuzu bir hatırlatmak istiyorum sizlere arkadaşlar. Ne demiştik? Artık bu salgın hastalık günleri biraz daha iyiye gitti. Arkadaşlarımıza diyelim ki artık biraz daha görüşebilmeye başladık. O gün için randevulaştık. Saat tam 3'te buluşacağız. Ama saat 3'ten önce, öğlen 3'ten önce size böyle çok tatlı bir uyku bastırdı. Ve siz de o uykuyla birlikte şöyle koltukta bir şekerleme yaptınız buluşma saatinden önce. Yani birazcık uyudunuz böyle kısa. Ama gözünüzü bir açtınız ki saate baktınız. Saat tam 4 olmuş sevgili arkadaşım. Yani buluşma saatini 1 saat geçmiş. Çoktan şimdiden 1 saat geç kalmışsın bile. Peki böyle bir durumda sen olsan ne yapardın? Eğer arkadaşlarınla buluşmana geç kalmış olsan, uyuyakalmış olsan ne yapardın sevgili arkadaşım? Şıklardan bir tanesi şuydu. Bir bakarsın saate, ben artık çok geç kalmışım, artık yapacak hiçbir şey yok, artık buluşmaya zaten yetişemem deyip hiçbir şey olmamış gibi geri yatarsın ve uykuna kaldığın yerden devam edersin demiştik. Bir diğer şık, bir diğer seçenek sevgili arkadaşım. Hangisiydi? O da şöyle bir seçenekti. Geç kaldığım için kendime o kadar çok kızarım, o kadar çok kızarım ki kendimi cezalandırmak için o buluşmaya gitmem. Gitmeyi çok istememe rağmen geç kaldığım için kendime ceza veririm ve o buluşmaya gitmemdi. Ve bir diğer cevap sevgili arkadaşım, bir diğer seçenek ise hemen arkadaşlarıma ulaşmanın bir yolunu bulurum. Telefonları varsa onları ararım. Durumu dürüstçe açıklarım, uyuyakaldığımı ama aslında onları çok görmek istediğimi açıklarım ve onlardan özür dilerim geç kaldığım için, onları beklettiğim için. Ve arkadaşlar ondan sonra eğer hala birliktelerse hemen hazırlanır ve onların olduğu yere giderim ve onlarla çok güzel bir zaman geçiririm de şıklarımız. Sen olsan bunlardan hangisini seçersin arkadaşım?
A mı, B mi, C mi? Şimdi eğer hazırsan yapmamız gereken en iyi cevabı, yapmamız gereken en güzel davranışı sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı sevgili arkadaşım. Doğru cevap hemen kalkmak ve onlara bir şekilde ulaşmaya çalışmak, telefonları varsa aramak, yoksa belki ailelerine haber vermek. En azından onlar eve döndükten sonra aileleri onlara durumu açıklar ve o zaman sana bence olan kızgınlıkları ya da eğer kırıldılarsa bu geçecektir. Ama eğer kendi telefonları ulaşabileceğin bir şey varsa o şekilde hemen ulaşıp onlardan özür dileyip bütün dürüstlüğümüzle yalan söylemeden durumu anlatıp onlardan özür dileyerek sonra da yanlarına gitmek. Çünkü özür dilemek her zaman çok iyi bir şeydir sevgili arkadaşım. Eğer durumda bir yanlışlık varsa, bir hata varsa, karşımızdaki kişiyi üzdüysek, kırdıysak, sinirlendirdiysek yapmamız gereken en güzel şey özür dileyip hemen durumu düzeltmek. Şimdi arkadaşlar doğru cevaplarımız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Her cevabınız için sizlere teşekkür ediyorum. Başınıza böyle bir şey gelirse lütfen böyle yapın. Şimdi artık bizim için yorucu bir bölümü de bitirdik birlikte çünkü. Bayağı düşündük, böyle kafamızı, beynimizi çalıştırdık ve doğru cevabı hep birlikte bulduk. Şimdi gidelim birazcık çok sevdiğimiz o iki yakın arkadaşımıza. Acaba M ve Z neler yapıyorlar? Beğendin mi? Evet. Çok güzel dekor değil mi? Bu dekorda birçok program çekiyorlar burada. Evet, evet. Biz de yaptık işte bir tane. Evet. Daha anlatmak ister misin programları? İnsanlar da izlesin, kendileri görsün. Peki kardeş, çok güzel. Evet, nerede kalmıştık? Ölçü Pavlus, Selanik'te yaklaşık 3 hafta kalmıştı. Aferin sana, çok güzel hatırladın. Evet, Selanik'ten sonra Beria'ya gidiyorlar. Beria günümüzde Karaferye olarak adlandırılan bir Yunanistan şehri. Selanik'e yaklaşık olarak 76 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bazı bilgiler kalır da kaç kilometre uzakta kaldığı hiç mi hiç aklımda kalmayacak be? Tamam olsun. Tahmini bir uzaklık zihninde canlansın diye bahsettim. Harikasın. Elçi Paulus, Silas ve Timoteus burada da Tanrı sözünü anlattılar. Ortalık yine kışkırtıcılar tarafından tehlikeli olmaya başlayınca Elçi Paulus'un tarafında olanlar onları limana götürdüler. Silas ve Timoteus daha sonra Elçi Paulus'la buluşma planı yapıp şehirde kaldı. Elçi Paulus ise nereye gitti? Nereye? Yunanistan'ın başkentine. Yani nereye? Anlatım içinde soru. Çok sevdim. Atina. Aferin sana. Evet, Atina. Elçi Paulus'un daha önce gittiği yerlere hiç benzemiyordu burası. Daha ihtişamlıydı. Birçok bilgin burada yaşıyordu. Eski inançlardan kalma çok büyük tapınaklar da yine bu şehirde yer alıyordu. Yunan mitolojisinden olanlar değil mi? Tabii. Zeus Tapınağı, Artemis Tapınağı ve daha niceleri. Atina halkı Elçi Paulus'u dikkatle ve merakla dinledi. Kimleri onun anlattıklarını olumlu bulmadı ama yine de iman edenler oldu. Ne güzel. Atina'da bitiyor mu ikinci yolculuk? Hayır. Elçi Paulus buradan Korintos'a gidiyor. Orası da Atina'ya ortalama 75 kilometre uzaklıkta bir yer. O dönemde her yer birbirine ortalama 70 kilometre uzaklıkta galiba. Hayır Zi. Öyle denk geldi. Ayrıca bak aklında kalmış, gördün mü? Evet. Üzerine sohbet edince pekişti. Pratik çok önemli. Kesinlikle haklısın. Korintos neresi peki? Korintos ya da Korint, Yunanistan sınırları içerisinde bulunan zamanın şehir devleti. Deniz kenarında yer alıyor. Tatil yeri. Evet, Paulus Korint'e vardıktan sonra her daim verdiği vaazlarına burada da devam etti. Bu sırada Makedonya'da bulunan Silas ve Timoteus da Paulus ile burada buluştular. Sonra bir ara İsa Mesih Paulus'a göründü ve ona şöyle dedi. Ne dedi? Söylesene mi? Yani o da ilk sezonumuzun son bölümüne kalsın Zi. Of, çok merak ettim ama sabredeceğim. Sonraki bölüm bitiriyor muyuz? Sonraki bölüm kaldığımız yerden devam edecek ve ikinci yolculuğu bitireceğiz. Üçüncü ve dördüncü yolculukları da ikinci sezonumuzda anlatıyor olacağız. Peki, öyle olsun.
O zaman sorum geliyor. Ey harika, çok sevindim. Hadi Zi, sor. Gastronomi yemek ve aşçılıkla ilgili bir terimdir. Doğru mu? Yanlış mı? Zi, senin karnın acıkmış sanırım. Evet, acıktı ama soruyla bir alakası yok. Peki, cevap veriyorum. Doğru, yemekle ilgilidir. Tebrikler mi? Evet, gastronomi Fransızca kökenli bir kelime. Yemeği iyi yeme merakı olarak geçiyor. Aynı zamanda sağlığa uygun, iyi düzenlenmiş, lezzetli mutfak ve yemek düzenine verilen sisteme de gastronomi deniyor. Bu kelimeyi üniversite bölümlerinde, televizyonlarda ve kitaplarda görüp duymak mümkün. Peki Zi, karnın zil çalmasıyla ilgisi var mı? Onun benimle ilgisi var mı? Hadi koş! Ne oldu? Victoria yemek zilini mi çaldı? Hadi gidelim yemek yiyelim. Koş! Arkadaşım, Tarna Sözü bölümünde yine birlikteyiz. Bir hikayemiz vardı, dün okuyorduk, yarım kalmıştı. Biliyorum ki heyecanla beklediğiniz bu anı, hikayenin devamında acaba neler olacak? Bizim dün bahsettiğimiz, konuştuğumuz konu Mesih İsa'nın dünyaya nasıl gelişiyle ilgiliydi. Mesih İsa acaba dünyaya nasıl geldi? Böyle büyük haliyle mi geldi, yoksa küçülerek mi geldi, ya da bir çiçek olarak mı geldi, bir böcek olarak mı geldi? Bizler bu hikayeyi birlikte dinliyorduk, öğreniyorduk ve şu ana kadar böyle bir özet geçmek istiyorum. Meryem diye bir kız vardı, genç bir kız, nişanlıydı, henüz evli değildi. Ve o zaman Tanrı onu seçti ve Mesih İsa'yı öncelikle onun evine göndermek istedi. Yani Mesih İsa'yı bir bebek olarak dünyaya göndermek istedi ve o bir bebek olacağı için ona bir anne gerekiyordu ve bunun için de Meryem'i seçti ve bu haberi Meryem'e bir melek aracılığıyla verdi. Yani bir melek gönderdi ve bu haberi Meryem'e bir melek verdi hatırladığınız kadarıyla. Çok parlak bir melekti, Meryem şok olmuştu ama sonra melek onu sakinleştirmişti. Hadi bakalım kaldığımız yerden devam edelim. En son bizler şöyle düşünmüştük. Bizim o koskoca güçlü Tanrımız, her şeye gücü yeten Tanrımız bir bebek olarak mı dünyaya gelecek? Yani annesine babasına ihtiyaç duyan, karnını kendi doyuramayan bir bebek olarak mı dünyaya gelecek? Hadi bakalım, gelin birlikte okuyalım. Gezegenleri uzaya fırlatıp onların orada dönüp durmasını devam ettiren Tanrı, tek bir sözüyle evreni yaratan Tanrı, her şeyi yapabilecek olan Tanrı kendini küçükleştiriyordu. Yeryüzüne geliyordu hem de bir bebek olarak. Bir dakika, dünyayı kurtarmak için bir bebek mi gönderiyordu Tanrı? Nasıl yani? Bir bebek dünyayı nasıl kurtarabilirdi ki? Ama bu fazlasıyla harika dedi kalbi hızla çarpan Meryem. Nasıl gerçek olabilir? Tabii ki de harikaydı. O bebek büyüyüp ondan sonra Tanrı'nın kurtuluş planına hazır bir hale gelecekti. Yani kısaca bütün çocukluğunu, yani o güne kadar bütün bebekliğini, çocukluğunu ve gençliğini bu dünyada geçirecekti. Yani insanlarla, yani bizlerin yanında. Tanrı için fazlasıyla harika ve yapılamayacak bir şey var mı diye sordu Cebrail. Böylece Meryem gözleriyle görebildiklerinden daha çok Tanrı'ya güvendi. Gerçek bazen bizim gözlerimizle gördüğümüzden çok daha farklıdır. İşte bu yüzden sevgili arkadaşım, gözlerimizden çok bazen Tanrı'nın sözüne güvenmek daha iyidir. Hatta her zaman. İnandı Meryem, Tanrı'ya güvendi. Ben Tanrı'nın hizmetkarıyım dedi. Tanrı ne derse onu yapacağım. Evet, her şey tıpkı meleğin söylediği gibi oldu. 9 ay sonra Meryem'in bebeğini doğurma vakti geldi. O günlerde Meryem ve Yusuf Betlehem'e yolculuk yapmak zorunda kaldılar bir şeyden dolayı. Bu, Kral Davut'un da doğduğu kentti. Ne var ki küçük Betlehem kentine geldiklerinde bütün odaların dolu olduğunu öğrendi. Her yatakta birisi vardı. Gitmeniz gerek dedi hancılar. Sizin için yerimiz yok. Düşünsenize, Meryem kocaman karnıyla ağır bir bedeni taşırken yer bulamıyordu. Nerede kalacaklardı? Meryem'in bebeği doğmak üzereydi. Az kalmıştı artık. Bulabildikleri tek yer eski püskü bir ahırdı. Nasıl yani? Ahır nedir? Hayvanların olduğu bir yer. Bazen o kadar kötü kokar ki girmeye bile tiksinebiliriz. Böylece ineklerin, eşeklerin ve atların kaldığı yerde kalmak zorunda kaldılar. Düşünebiliyor musunuz? Yoksa bizim her şeyi yaratan, güçlü kralımız, Tanrımız, saygıyı, sevgiyi hak eden
O yoksa bir bebek olarak dünyaya geldiğinde hayvanların kaldığı ve bizlerin bile bazen kokusundan iğrenip girmediğimiz bir yerde mi doğdu? Bu kadar alçak gönüllü ve bu kadar fedakar mıydı bizim Tanrımız? Orada tavukların, eşeklerin ve ineklerin arasında gecenin sessizliğinde Tanrı dünyaya harika hediyesini verdi. Dünyayı değiştirecek olan bebek doğdu. Oğlu olan bebek, Tanrı'nın oğlu, yani Tanrı'nın beden almış hali. Meryem ve Yusuf onu sarıp sarmaladılar üşümesin diye. Hayvanların yemek için kullandıkları yemliği bir beşik olarak kullanıp içine yumuşak saman yerleştirdiler. Tanrı'nın harika hediyesine kundağa sarılmış ve yemlikte yatan bebeğe hayretle baktılar. Meryem ve Yusuf ona İsa, İmanuel, yani Tanrı bizimle yaşamak için geldi adını verdiler. Çünkü tam olarak Tanrı bunu yapmıştı. Bizimle yaşamak için, bizi kurtarmak için dünyaya gelmişti. Evet sevgili arkadaşım, bugün sana anlatacaklarım bu kadar. Bu hikayeyi derin derin düşün ve eğer bana sormak istediğin bir şey varsa WhatsApp numarasından bize ulaş. Sorularını ve merak ettiğin her şeyi her zaman heyecanla bekliyor olacağım. Nora abla seni çok seviyor, bunu asla unutma. Yine aynı saatte buluşmak üzere bir sonraki bölümde. Kendine iyi bak, hoşça kal.